Evet. Biz Behzatçı'nın anlamı nedir diye çok merak ediyoruz. Severek izliyoruz ama yani soyadınızı merak ediyoruz açıkçası. Sen soracaktın i̇şte vallahi süper denk geldi. Evet. Öğrenmemiz mümkün mü? Ben de bilmiyorum ki. Onu sadece abi gerçekten bilmiyorum. Yok ya. Gerçekten bilmiyorum. Onu bir tek bilen kişi var. O da Emrah Serbest ve bu konuyla da o kadar keyifli dalga geçiyor ki bizimle. Yani o yüzden biz bilmiyoruz. Siz de sormayın çünkü bu ondan zevk alıyor. Emrah zevk alıyor çünkü. Size de mi anlatmıyor? Hayır. Siz peki merak ediyor musunuz? Soruyor musunuz? Sormaktan bıktınız. Yok hiç merak etmiyoruz artık. Sordum bıktım. Biz ilk defa sorduğumuz için meraklıyız şu anda. Yok bilmiyoruz ya. Söyle Cana. Böyle. Yani tam olarak da o kadar değil ya. Yani ben şöyle düşünüyorum. Çünkü iki kitapta da... Sen düşünüyorsun. Ama diyorsun. Sadece ben düşünmüyorum. Hayır. Sadece ben düşünmüyorum. İki kitapta da Her Temas İz Bırakır'da da Son Hafriyat'ta da Behzat Ç'nin kimliğine dair Behzat Ç kim sorusu soruluyor hep. Canan biraz mikrofonu yakınlayırsan. Bu yüzden Behzat Ç kim diye sorulsun diye olan... Tamam, Behzat Ç kim diye sorulsun diye yapılmış kimsin bir şey de... Sen, Behzat Ç kendine bile soruyor kitaplarda, kimsin sen Behzat Ç diye. Peki, ama biz bununla ilgili bir tane VTR hazırladık. Biz o dizinin içinden, bizim ekip oturdu vallahi Beyaz Şov ekibine. Yani ne kadar teşekkür etsem az, gerçekten de hangi dizi gelirse, hangi film gelirse oturup 50 kere seyrediyorlar. İçinden ne çıkartabiliriz diye. Çok acayip bir şey çıkartmışlar bizim çocuklar. Behzat Ç'nin anlamını, Ç harfinin anlamı nereden geliyor diye çok acayip bir video yapmışlar. Şimdi herkesin bildiği şeyler var, tahmin ettiği şeyler de var. Kredi kartıyla bir yere açmaya çalışırken kredi kartı kırılıyor. Tam Ç harfinin olduğu yerden kırıldığı için acaba oradan mı diye biliniyor. Ya da buna benzer bazı üretimler var işte. Ama bizimkiler bir VTR hazırlamışlar. O VTR'nin sonuna...